Merhaba arkadaşlar. Bu bizim ilk GoPro 12'yi denememiz olacak. Kaskımızın intercom'u ile eşleştirdik. Bugün güzel bir hava var. Yani kış gününde güzel bir hava. Yani bizim kanalımızın herhangi bir maddi çıkar beklentisi yok. Dolayısıyla üye olup olmamanız, beğenip beğenmememiz tamamen size kalmış. Şimdi biz kısaca serüvenimizi anlatalım. Hem de sürüşümüzü yapalım. Şu anda Giresun'dayız, merkezdeyiz. Afrika TV'in kullanıyoruz. Bundan önce çeşitli motorlarla tecrübe ettik. Zaten kanalımda bir önceki motorum Tracer 700'üm. Tracer 700 ile ilgili izlenimlerimi anlattığım bir video var. Şimdi Tracer 700 benim ilk büyük CC'li motorumdu. Yani ona çıktığım zaman o gazın hissiyatı falan çok mükemmeldi benim için. Çok da araştırıp almamıştım aslında. İnazuma vardı bende, İnazuma F. İlk motorum Bajaj ile başladı. Bajaj Boxer, 4 vites, ters şanzıman. Ondan sonra R25'e geçtik. Tabi R25'in gidişatı, sürüş hissi, zevki çok güzeldi. Ancak bize göre motor değiller. Yani ne demek yani bize göre değil. Yani enduro ruhunuz varsa sport motorlar pek hoş olmuyor. Yani hele bir fıtığınız varsa, boyun fıtığınız, bel fıtığınız varsa biraz sıkıntılı. Tabii ondan sonra Inazuma'ya geçtik. Inazuma benim için Mercedes gibiydi. Yani R25'i takasladık. Takaslamaya giderken de yaklaşık 200 kilometre miydi? Öyle bir şey, bir yola gittik. Giderken mahvoldum. Yollarda asfalt değildi. Ya asfaltı da yani yarısı stabilize gibi bir şeydi. Kötü asfalttı yani. Bizim Karadeniz'in kötü yanlarından biri de bu. Böyle sıfır asfalt bulmak çok zor. Giderken bayağı bir sıkıntı oldu. Yani ben uzun süre motorun üzerine çıkıp uzun yolculuklar yapan birisi değilim. En uzun yolculuğum işte bu motoru Afrika TV'ni Mersin'den alıp Giresun'a getirmek şeklinde oldu. Tracer 700 Inazuma'dan sonra çok iyi geldiydi. Çok da beğendiğim bir motor. Gidişi, hızlanışı, artçı için kullanımı mükemmeldi benim için. Ama şöyle bir sıkıntısı var Tracer 700'ünün. Yani belki bu batı illerimizde çok fazla sıkıntı çıkarmazdır ama bizim burada yani yollarımız çok iyi değil. Özellikle az biraz kaçayım, yukarılara gideyim, yaylaları göreyim dersen daha da sıkıntı. Ya ben Tracer 700'e dere içerisinden geçtim. Arkadaşlar CRF kullanıyordu, 250. Kawasaki kullanıyordu. Ben onlara ayak uydurmak için bozuk yollardan gittiğim oldu. İşte dediğim gibi bazı işte bazı tecrübeler edindik. Daha sonra Tracer 700'ünde tam olarak benim ruhuma uygun olmayan bir motor olduğunu hissettim. Yani tabii biz bunları hissedene kadar 16-17 bin liraya aldığımız Inazuma, 45-50 bin liraya aldığımız Tracer 700, ki 50 bin liraya almıştım ben Tracer 700'ü. O zaman da Afrika Twin'ler ne kadardı? 75-80 bin civarı bir şeydi herhalde. Hatta Trabzon'da uzun süre servis işçiliği yapan bir arkadaşımız vardı. Onun da ismini unuttum. Kusura bakmasın. Dedi ki ne uğraşıyorsun bunlarla ya dedi. Al da Afrika TV'ni istediğin gibi kullan dedi. Tabii biz o zaman çok fazla tecrübemiz olmadığı için ne demek istediğini de çok anlayamadıydım. Hani Tracer 700 benim için devasa bir makineydi. Çünkü test etme şansım olmuştu. Neyse aldık.
3 sene mi kullandım öyle bir şey. Tracer 700'de çok güzel maceralarımız oldu. Kampa gittik. Uzun yollar yaptık. Yani bilmiyorum ama yani Honda'ya göre bana Yamaha daha fazla bir ya daha fazla güven hissi veriyor. Yani Honda aslında çok tercih ettiğim bir motor değildi ama Afrika TV'ni araştırdıkça ya benim motorumun bu olduğunu düşünmeye başladım. Ve sonra yanlış hatırlamıyorsam 230 bin lira mıydı? Öyle bir civarda Tracer 700'ü sattık. Bunu da kaça gelmişti? 360 bin lira, 360-65 bin liralara geldi. Yani şu andaki fiyatları da yani 500 bin liraya yaklaştı. Yani şayet ben 500 bin liraya da vermem ama Afrika TV'nde anlamadığım bir şekilde bir piyasada yavaş hareketlenmesi söz konusu. Yani çok da beni ilgilendirmiyor açıkçası. Çünkü ben motoru kullanmaya aldım. Bütün motorlarımı öyle yaptım. Şimdi Afrika'ya geçince Tracer'dan eşimle gitmiştim. Yani benim için motorun en önemli olması gereken özelliği arttığı için uygun bir sürüşe sahip olması lazım. Yani üzerine binince hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu motoru alırken hiç Afrika tipini sürmedim. Ama o kadar araştırdım ki yani o kadar tecrübesi olan arkadaşlarla görüştüm ki yani tamam dedim bu yani tamam benim istediğim motor bu. Zaten ilk sürdüğüm zaman da kendini belli etti. Ya oradan 1000 kilometre geldik. Hatta Mart ayı mıydı öyle bir şeydi. Havada soğuktu ama biz atladık geldik. Yani süspansiyon harika. Yani benim için en önemli şeyin motorda tabii ki yani bir ivmelenme olacak, güç olacak ama ondan sonra benim için en önemli olan şey motorda süspansiyon. Yani ne bileyim yaşımız da 40 ay dayandı. Biraz rahat motor herhalde istiyoruz. Ya bununla bayağı bir yolculuk yaptım. Hatta şu anda bir bakayım. Yani 26 bin kilometre yapmışım. Ben bunu peki sürüşüm ne kadar? Sürüşüme de bakalım. Aldıktan sonra yani 10 bin yapmadım ama 10 bine yaklaştı. 18 binlerde mi aldıydım? Öyle bir şeydi. Yani güzel. Yani beni tatmin ediyor. Yani bunda tek sıkıntı kafa sallama olayı var. Yani normalde ben Tracer 700'ü alırken bile yani daha önceki motorlarımda buna çok dikkat ediyordum. Yani kafa sallamayacak bıraktığın zaman direksiyonu. Bu önemli bir şeydi benim için ama yani bazı büyük sesli motorlarda bunun olduğunu gördük, araştırdık. Dolayısıyla bu motorda da arkadaşlar 60 ila 80 arasında özellikle 60-85 arasında direksiyonu bıraktığın zaman kafa sallıyor ve tutman lazım. Ama 85-90'ı geçince artık direksiyonu bıraksan bile herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Onun haricinde yakıt tüketimim ben genelde böyle tıntında tabir etmeyelim ama rahat giden bir adamım. Yani böyle çok basmak için motor almıyorum. Aldıysam zaten süper sport alırım, basarım, zevkine bakarım. O yüzden ben böyle gittiğim zamanlar ya 120 bana yetiyor yani. 100-120 kilometre. Benim için ideal. Yani yakıt tüketimi de dolayısıyla ben de bu motorda ortalama olarak 5.5 diyebilirim. Ya 5.5 ideal. Yani bendeki Tracer'da da zaten yakıt tüketimim 5 civarındaydı. Öyle çok fazla bir artış olmadı. Tabii bu motora ilk aldığım zaman süspansiyon önemli dedim benim için. İlk yaptığım şey evin altına motoru çektik ve kullanma kılavuzunu okudum. Biraz araştırdım ve ön ve sel altındaki amortisör grubunu en yumuşak hale getirdim. Hani bu belki dezavantaj olur. Böyle hızlı viraja girersem belki sıkıntı olabilir. Mesela frene bastığım zaman hemen ön
O kadar yumuşak ki aşağı doğru iniyor. O ayarını yaptım. Geçen bir aküsüne baktım arkadaşlar. Bu 2018 model. Aküsünün voltaj değeri 14.2. Yani bu da güzel bir veri. Yaklaşık 5-6 senelik bir motor olmuş. Ve 5-6 senelik motorda, yani hala 14.2 ise voltaj değeri, sanırım iyi bir şeydir. Onun haricinde yani bunun sonrası ne olur bilemiyorum. Tracer 700 videomda zaten söylemiştim Afrika TV'nin hayalimin olduğunu. Ya bunu da aldım. Bunun sonrası ne olur? Yani GS olur herhalde, ama GS de ne bileyim yani, bu beni fazlasıyla tatmin ediyor arkadaşlar. Ya istediğin gibi kullan. Eğer yeteneğin el veriyorsa cross yap. Yapabiliyorsa. Ya benim için en önemli şey atçıyla yolculuk yapabilmem. Yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Motorla alakalı herhangi bir sorunuz olursa, geçiş yapmayı düşünürseniz, ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın.